2023 yılında düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber, o yıl Türkiye'de 1,5 milyon kişi emekli olacak. Kuvvette muhtemelen bakanın masada olduğunu belirttiği formül buymuş gibi görülüyor. Tabi başka formüller de gündeme gelebilir. Çalışmaya son şekli verildikten sonra Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak ve oradan çıkacak nihai metin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'e EYT çalışması ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bakan Bilgin, Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bu doğru değil. Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var, dedi. Bakan Bilgin ayrıca, daha çalışmamız sürüyor, birçok aşamadan geçecek, ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin belli bir yaş sınırı mı olacak sorusuna ise, bakalım yanıtını verdi. EYT için düğmeye basıldı, işte masadaki seçenekler. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili son dakika haberi geldi. Milyonlarca memur, SSK'lı, Bağkurlu, tarım sigortalısının gözü emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesinde.